güzel olan Cenab-ı Allah bizleri şimdilik dünya görüntüsü olarak böyle gösteriyor. Asıl ahirette. İnşallah. İnşallah. Birdenbire böyle aynanın içinden geçer gibi geçeceğiz. İnşallah. İnşallah. Uykudan uyanır gibi Allah Allah diyeceğiz. Ya biz nasıl bir hayatta o, çok ilginç diyeceğiz. Yani alenen rüyadaymışız diyeceğiz. Ne güzel maşallah, elhamdülillah. Melekler çok yakışıklı, bayağı güzeller. Tertemiz kıyafetler. Onların kendine has kıyafetleri var. Kendine has onların güzellikleri var. Bir de sevdiklerimiz. Kimse işte onların yani kalbimiz ferah olsun. İçimizde bir tedirginlik olmasın gibisine Cenab-ı Allah. Zaten korku kalkıyor da. Fakat ayrıca bir güzellik olarak Cenab-ı Allah kalplerimize ferahlık olsun diye sevdiklerimizle karşılaştırıyor. Kimi çok seviyorsa o geliyor onu karşılamaya. Ölünce hemen ahirete geçiş olacaksa kıyameti hangi aşamada göreceğiz? Güzel bir soru. İnşallah. Şehitler seyrediyorlar. Evet. Cennet ehli seyrediyor. Kıyameti nasıl seyrediyor biliyor musun? Böyle güzel şey uzanıyor. Süslü cennet yastıklarına. Ekranda böyle dünya toz duman oluyor. Oh diyorlar, elhamdülillah diyorlar. Ya Rabbi şanın ne yüce diyor Allah. Bölüm bölüm gösteriyor. Amerika yarıyı gösteriyor. Efendim Almanya'yı ayrı gösteriyor. Mahalleleri, sokakları. Her yere zoom yapılıyor. Ahirette. Tek tek hepsini görüyor insanlar. Allah'a hamd ediyorlar. Seyredilen budur. Ondan sonra bitiyor. Zaten çok kısa sürer kıyamet. Budur. Hepiniz göreceksiniz dedi bu. Efendim Allah bizleri cehennemden korusun. Cennet nasip etsin. Cenab-ı Allah müminleri cennete koyacak. Yani mümine cehennem haramdır. Yani mümkün değil. Yani cehenneme girmez. Cehennemi de televizyon ekranı gibi seyrediyor müminler. İstediğinde. Nasıl biz televizyon kanalında istediğimiz kanalı, istediğimiz yeri açıyoruz, istediğimiz görüntüyü görüyorsak inşallah o şekilde görür. Ama kıyameti bütün melekler, bütün insanı, bütün ervah, cennet ehli hepsi görürler. İnşallah. Öldüğünde insan bu görüntü flu gelir. Yani net emin samimi olarak inanır yani rüya olduğuna. Yani alenen rüya, yani kaliteli bir rüya gibi. Yani o uyandığında asıl hayat olarak onu görür. Yani biz nasıl uykudan uyandığımızda asıl hayat bizi şaşırtıyor değil mi? Ya yani ne kadar net diyoruz, uyku ne kadar fulü. Ölen de bu hayatını rüya gibi görüyor. O hayatın esası olduğunu. Halbuki o da rüya. O da öyledir ama onu öyle görür. Fakat madde vardır. Yani madde görüntü olarak vardır. Yani bir varlığı vardır görüntünün. İnşallah. Yani görüntü bir şeydir. Ama mutlak varlık değildir. Yani dışarıda kainat bu şekilde var. İnşallah. Fakat mutlak varlık değil. Yani insanlar zannettikleri gibi hani taş gibi böyle bir o şekilde değil. İmam Rabbani Hazretleri çok güzel açıklıyor mektubatında. Rabbimiz elhamdülillah bizi böyle harika yaratmış. Maddeyi çok ilginç yaratmış. Fizik kanları ilginç, kimya kanları ilginç. Cennette fizik kanlarını kaldırıyor, yeni kanunlar var. Açıklaması yok. İşte iç organlar yok, iç organ olmadan insan yaşar mı? Yaşıyor. Oksijene ihtiyaç yok insanın. Kolu bacağı kopmuyor. Yani mesela fizik kanunlarına göre kopması lazım şeyin çarptığında bir şey olduğunda. Hiçbir şey olmuyor. İnşallah. Üzülmüyor. Tedirgin olmuyor. Hücre ölümlü değil, hücre ölmüyor. Maşallah. Normalde hücre ölüyor. Evet. Ahirette ölmüyor. Hiçbir şekilde ölmüyor. İnşallah.